sizlerin de yakından takip ettiği üzere PKK, YCK, silahlı terör örgütü üyesi olmaktan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı'nın görevine son verilmiş, devletimiz, milletimiz adına gerekeni yapmış, memleketimizi teröre ve teröristlere teslim etmemiş ve kayyum ataması da gerçekleştirmiştir. AK Parti ve MHP, Milliyetçi Hareket Partisi adına Kütahya Belediye Meclis Üyeleri olarak ülkemizin dört bir yanında, her bir karışında teröre ve teröristlere ve bunları destekleyenlere geçit vermeyen gerek emniyet mensuplarımıza ve Türk ordumuza, gerek de yargımıza ve yüce devletimize şükranlarımızı, minnetlerimizi ileterek açıklamamıza başlamak isteriz. İstanbul Esenyurt'ta yaşanan bu durum üzerine 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kent uzlaşısı adı altında DEM Parti ile adeta kenetlenen, DEM Parti'ye öz kardeşi gören, kan kardeşi gibi bağrına basan Cumhuriyet Halk Partisi, PKK, KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i adalet adı altında can hiraç korumaya, kollamaya girişmiş ve tüm belediye başkanlarını millete algı operasyonu çekerek sözde hak, hukuk, adalet kılıfında savunmaları için DEM Parti ile ortak düzenledikleri mitinge davet etmiştir. Şehirlere hizmet etmeleri adına vatandaşlarımızın tarafından belediye başkanı seçilmeye layık görülen CHP'nin belediye başkanları ise DEM Parti ile birlikte koşarak mitinge katılmış. PKK silahlı terör örgütünün tutuklanmış kişiye kol kanat germişlerdir. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de PKK, KCK silahlı terör örgütünün kongre gel eş başkanı Remzi Kartal ile 14 kez görüşmüş ve terör örgütü üyeliği gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılmış 694 farklı isimle görüştüğü tespit edilmiş, PKK, KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanmış, CHP ve DEM Parti ile ortak çıkarılmış Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek olmak, terör örgütü üyeliğinden tutuklanmış Ahmet Özer'i savunmak için Esenyurt mitingine DEM Partililerle beraber katıldığı görülmüş ve Eyüp Kahveci'nin kendi ağzından da gururla gittiğini yansıtan ifadelerden öğrenmiş bulunmaktayız. PKK silahlı terör örgütünden tutuklanmış kişiye kol kanat gelen biri az önce ifade ettiğimiz üzere ne yazık ki Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci olmuştu. Eyüp Kahveci Kütahya'ya verdiği vaatleri hürmet ve hizmeti yaklaşık bir senedir gerçekleştirmediği gibi hamaset, içi boş, dışı algı dolu ifadelerle Kütahyalıları oyalamaktadır. Eyüp Kahveci bugüne dek hiçbir siyasetin ve hiçbir belediye başkanının yapmadığı bir işe imza atmış, Kütahya tarihinde görülmemiş bir şekilde PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiyi savunmuş, korumuş, Kütahya ve Kütahyalı hemşerilerimize utanç veren temsiliyet sergilemiş Kütahya'nın belediye başkanı PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiye savunuyor dedirtmiştir. Bunlarla da kalmayıp ulusal basın aracılığıyla CHP belediye başkanlarının Esenyurt'ta nöbet tutacaklarının da bilgisini almış bulunmaktayız. Belediye başkanlığı görevini askıya alarak hizmetleri aksatan, gününü ve mesaisini Kütahya ve Kütahyalı hemşerilerimize hizmet için değil, on binlerce insanımızı şehit eden, terör örgütüne üye olması sebebiyle tutuklanan kişiyi savunmak için harcayan Eyüp Kahveci'yi Kütahya ve Kütahyalılar adına kınadığımızı, kendi adına utanç duyduğumuzu belirtmek isteriz. Eyüp Kahveci, terör örgütü üyeliğinde tutuklanan kişiyi savunmak için Kütahya Belediye'nin makam aracı ve Kütahya'nın ödediği mazot ile bir PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Partililerle kol kola, omuz omuza
İstanbul Esenyurt'ta hazır bulunmuştur. Bunu ayrıca öğrenmek isteriz. Kürdistan naraları atanlarla aynı havayı soluyan siyaset kariyerlerinin yürümesi adına vatanında Kürdistan sloganları atanlarla aynı safta olan Eyüp Kahveci'ye yerel seçim öncesinde verdiği vaatleri çabuk unutmuş, rozetini bıraksa da zihniyetini terk etmemiştir. Terör örgütünden tutuklanan kişiyi savunmak için koşarak seve seve İstanbul'a giden yerel seçim öncesinde bazen Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i, bazen de Gazi Mustafa Atatürk'ü diline dolayarak Kütahyalı hemşerilerimizin milli ve manevi hassasiyetlerine göre oya isteyen bir ordulu olarak Kütahya'nın ve Kütahyalı'nın haklarını koruyacağını beyan eden, tek derdinin Kütahya'ya hizmet olduğunu ifade eden Eyüp Kahveci, kendini DEM Parti'nin eş partisi olan CHP zihniyetinden ayrı gösterme çabası içerisine girse de, istediği kadar algı operasyonlarına başvursa da başarılı olamamış, tek derdinin kendi siyasi kariyeri olduğunu bir kez daha vatandaşlarımızın huzurunda göstermiştir. CHP ve DEM Parti 7 Haziran 2013, 11 Ocak 2024, 7 Şubat 2014 tarihli İmralı tutanaklarında bizzat terörist başı Öcalan tarafından adı verilen ve terörist başı Öcalan'ın değerlendirmesi için yazdığı kitabı götürmüş kişi olup soruşturması devam eden Ahmet Özer'e sözde kent uzlaşısı adı altında belediye başkanı adayı olarak seçime sokmuştu. CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi savunucusu DEM Parti'nin ülkemizde iş, kargaşa, kaos çıkartmak art niyetleriyle gerçekleştirmek istediği devletimize ve milletimize çekilen bu algı operasyonuna ne devletimiz ne de milletimiz asla müsaade etmeyecektir. AK Parti ve MHP adına yeniden vurgulamak isteriz ki dağda yok ettiğimiz teröristleri belediyede göreve getirmesine izin vermeyeceğiz. Açıklamamıza son verirken Kütahyalı hemşerilerimize bir duyuruda bulunacağız. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kütahyalı hemşerilerimizin haklarını koruyacağımıza, milli ve manevi hassasiyetlerimize saygısızlık yapılmasına müsaade etmeyeceğimizi, şehitlerimizin emanetlerini, aziz hatıralarını sahip çıkacağımızı vurgular, bu duygu ve düşüncelerle Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi grupları olarak Kütahya Belediye Meclis Kasım ayı olağan toplantısını Eyüp Kahveci'yi terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiye verdiği desteği kesinlikle kabul etmediğimizden Kütahyalı'yı terörle ve teröristle yan yana getirmesinden dolayı duyduğumuz rahatsızlıktan dolayı katılmayacağımızı bildirir. Kütahyalı hemşerilerimize saygı ve sevgilerimizi sunarız. Teşekkür ederim.